Selamun aleyküm. Bugün gece sürüşüyle ilgili bilgiler vereceğim size. Kemerimizi taktık. Debriyaja bastık. Aracımızı çalıştırdık. Farımızı yaktık. El frenimizi indirdik. Paspas kaymış. Sonra sinyalimi verdim ben. Aynamdan baktım. Bir gelen araç var. Bekledim. Yavaş yavaş ben çıkıyorum. Önümdeki araç da duruyor. Şimdi bir dolmuşçu geliyor. Ayna göstermedi. Sola baktım. Öne baktım. Şimdi buradan çıktık. Kontrollü bir şekilde. Sağa döneceğim. Sağ sinyalimi verdim. Tamam, zaten trafik kurallarını biliyorsunuz. Bugün ben genellikle akşam sürüş nasıl yapılıyor, akşam nelere dikkat etmemiz lazım, İşte avantajları nedir, dezavantajları nedir akşamın, onun hakkında bilgi vereceğim. Şimdi burada yayalara yeşil yanıyor, bize kırmızı yanıyor. Tekrardan yeşil yandı bize. Burada yol bayağı bir bozuk. Bayağı bozuk. Şimdi biz gece araç sürdüğümüz zaman öncelikle aracımızın aydınlatma aksamını kontrol etmemiz lazım. Yani farlarımız düzgün yanması lazım. İşte sinyalimiz, dörtlüğümüz yandığı zaman bunların yanması lazım. Arka fren lambasının, stop lambasının yanması lazım. Bunların kontrolünü yapıyoruz. Zaten trafikte de ilerlediğimiz zaman eğer yanmıyorsa bunun farkına varıyoruz zaten. Ya da başka bir sürücüler bizi uyarıyor. Şimdi mesela şehir içerisinde akşamlar araç kullandığınız zaman farınızı açmayı unutsanız bile sokak lambaları olduğundan dolayı siz trafikte ilerleyebilirsiniz. Fakat diğer araç sürücüleri, yayalar sizi fark etmez. O yüzden biz de kendi aracımızın aydınlatmasını, farını yakmamız lazım. Bu yüzden akşamları aracımızı çalıştırdıktan hemen sonra farımızı yaktığımızdan emin olmamız lazım. Buna çok dikkat ediyoruz. Mesela kornaya geceleri fazla basılmaz. Yani halk arasında hoş karşılanmadığı için selektörle iletişim yapmanız lazım. İşte sağa döneceğiniz zaman sağ sinyal vermeniz lazım. Akşamları bu sinyaldir, fardır. Diğer sürücüler tarafından çok fark edilen bir şeydi. Mesela bakın kırmızı da geçiyor, görüyor musunuz? Ben kısa uzun yaktım, selektör yaktım. Anladıysa. Ya kesinlikle bakın mesela akşamları da konuyu açıyor. Zaten daha önce de söylediğim gibi trafiği yolda araç sürerken öğrenirsiniz, trafik kurallarını. Araç sürmeyi de trafikte öğrenirsiniz. Şimdi mesela kesinlikle akşamları kırmızı ışıkta geçmiyoruz. Yani bunun nedeni ne? Şu yüzden dolayı geceleri biz kırmızı ışıktan geçmiyoruz. Şimdi mesela aracın bakın görüyor musunuz? Yan tarafında aydınlatma olmadığından dolayı diğer araçlar bizi yani sağımızdan ya da solumuzdan fark etmeyebilir. Ondan dolayı aracımızın gözükmeyeceği için biz kesinlikle kırmızıdan geçmiyoruz. Mesela bu şehirler arası yollarda kontrolsüz kavşaklarda yani trafik ışığının olmadığı yerlerde özellikle bu tür kazalar çok gözüküyor. Neden? Aracın sağında ve solunda aydınlatma olmadığı için diğer sürücüler fark edemiyor. Ve de son gaz kesmeden gittiğinden dolayı işte kamyondur, otobüstür, kamyonettir bunların sağında ve solunda aydınlatma olmadığından dolayı bu tür yerlerde bakın görüyor musunuz aracın şeyi belli olmuyor. Yani farından şehirler arası yolda hızlı gittiğiniz zaman belli olmaz. Ondan dolayı biz kesinlikle kırmızı ışıkta geçmiyoruz. Sonra mesela akşamları neler belli olmaz?
İşte yayalar belli olmaz. İşte farını kapatıp da gitmiş diğer araçlar belli olmaz. Mesela diğer araçlardan ne olabilir? Traktör arkasındaki römörkler var. Bunların aydınlatması olmadığı zaman bunlar da fark edilmiyor. O yüzden yani ışıklandırma, aydınlatma önemli. Bu jandarma plaka ne yaptı? Yayalar belli olmaz. İşte hayvanlar falan geçtiği zaman yoldan belli olmaz. Bakın mesela yolun ortasında yaya var. Aracımın farı falan hiç belli etmiyor. Yani bunu hareket eden cismi gözlerinizin görmesi lazım. Yani geceleri zaten insanın göz bebeği merceğe falan büyüyor. Yani ya göz bebeği büyüyor ya merceğe büyüyor. Daha net görüntü sağlamak için. Bu doğal olarak yaratılışımızdan geliyor. Bakın mesela o araç geçti, ben selektör yaptım. Selektör mesela diğer sürücülerle konuşmanızı sağlar akşamleyin. Yani ben seni gördüm, benim geldiğimden haberin olsun diye ben selektör yapıyorum ve de diğer sürücüler selektör yapıyor. Buradan sağa dönüyoruz, solu kontrol ettim. Ezan okunuyor bu arada. Şimdi bakın görüyor musunuz? Otobüsün arkası hiç belli olmuyor. Yani ben bu şehirler arası yolda olsun, bakın hiçbir aydınlatması yok. Sadece orada yazı yazıyor. Otobüsün işte hangi şey olduğu yazısı yazıyor, rakamı yazıyor. Bunu demek istiyorum. Yani bu sürücünün kesinlikle otobüsünün aydınlatmasından %100 emin olarak yola çıkması lazım. Diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atar. Siz kesinlikle çıkmayın. Bakın yan tarafında da hiç aydınlatma yok. Bu araçların kesinlikle yani uzun yolda şehir içerisinde fark etmeniz çok zor. O yüzden pür dikkat gidiyorsunuz. Yayalar hiç belli olmaz. Şeridime çıkıyor. Yani problem değil. Bu tür şeyleri siz her zaman yaşayacaksınız trafikte. Bunlardan kendimizi nasıl koruyabiliriz? Onu bilmeniz lazım. Bakın çöpler orada belli olmuyor. Uzaktan böyle hayali gözüküyor. Ben sola sinyalimi verdim. Arkadaki aracı da uyardım. Sola geçtim. Çöpler vardı orada. Ona çarpmamak için. Bu da yanlış. Yani adam oraya çöp atıyor. Adam oraya çöpe atıyor, yolun ortasına kadar taşırmış. Şimdi ileride kasis var. Mesela geceleri kasisler de belli olmaz. Bakın orada araçlar yavaşlamış, görüyor musunuz? İşte farı iniyor, kalkıyor. Şimdi ben dörtlüm yakayım ki arkadaki araç benim iyice yavaşlayacağım anlasın. Hatta ben en sağa kaydım. Arkam boş. Bakın burada da kasis var, belli olmuyor. Ya ben gündüzden bildiğim için bu yolu, ama geceleri bilmediğiniz yolda gittiğiniz zaman maalesef bu kasislerin de mesela fosforlu yol çizgileri var. Onlarla boyanması lazım sürücülerin fark etmesi için. Ama burada yapılmamış. O yüzden bizim uyanık olmamız lazım. Mesela geceleri uzun farınız açık, kesinlikle seyahat etmiyorsunuz. Çünkü diğer sürücülerin hem önünüzdeki sürücülerin hem de arkanızdaki sürücülerin gözünü alır. O yüzden kısa farda gidiyoruz genellikle. Ama boş bir yolda ya da önümüzü görmek istediğimiz yolda mesela uzunu yakabilirsiniz. Ama orada araç var. Araç olduğu için ben fazla uzun süre tutmadım. Mesela bu göbekten ben sola döneceğim. Sola sinyalimi verdim. Şimdi kısa far var, bir de uzun far var. Kısa far aracın direkt önünü yani bir 20 metreye kadar sanırsam aydınlatıyor. Benim bir far ayarım bozuk sol taraf. O kırıldığı için yaptıramadım. Yenisini alacağım. Solda benim biraz bu tarafı gösteriyor. Yani biraz bir 5 metre daha ileri aydınlatması lazım ama aydınlatmıyor. Uzunu yaktığınız zaman da mesela bakın şu karşıdaki tabelalara dikkatinizi çekmek istiyorum. Mesela uzunu yaktım şu anda. Orası parladı. Gördünüz mü? Uzun da daha uzun mesafeleri aydınlatan bir far türü. Sis farını sisli havada ve yağmurlu havada açıyoruz. Diğer türlü açtığınız zaman sürücülerin gözünü alıyor. Ya almayan sis farları da var ama yani %90'ı göz aldığından dolayı
sis farını yapmak zaten yasak. Sisten dolayı ceza da yazılıyor. Şimdi geceleyin araç sürmenin avantajı var demiştim. Gece araç sürmenin avantajı, birincisi serin oluyor mesela. Güneş karşınızdan gözünüzü almıyor. Öyle avantajı var. Serin oluyor dedik. Yani aklıma gelen bunlar. Güneş gözünüzü almıyor. Geceleri genelde işte sessizlik çöküyor. Yani ondan dolayı bakın otobüs selektör yapıyor öndeki araca. Bakın o aracın da mesela sisi açık. Mesela göz alıyor, görüyor musunuz? O tek lambası var. Yani sis farlarını açıp gezmiş. Mesela bakın ben selektör yaptığım zaman tabelalar aydınlandı. Buzunu yaktım hatta. Selektör yaptığım zaman da böyle kapanıp kapanıp açılıyor. Bakın dolmuşlara da yapıyorum. Ayağımda frenin üstünde. Dolmuşlu çıkıntı yaptı. Şimdi arkamdan gelen araç var. Ben biraz hızlanayım. Sağa sinyalimi vereyim. O araç gelsin geçsin. Bizim Mercedes geliyor herhalde. Bakın bu aracın sisi şu anda yani sürücülerin gözünü alıyor. Yani çok aşırı bir göz alması yok ama biraz şey yapıyor. Yani bu sisli havada, yağmurlu havada da açmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yağmurda da görüş mesafesi kısalıyor. Mesela araçların far türleri var işte. Xenon far, X-Xenon far, sonra lazer farlar var lüks otomobillerde. İşte eski araçlarda sarı ampuller oluyor. Bunlar yağmurda maalesef aydınlatma yapmıyor. Yani yağmurun yağdığında yer ıslanıyor. Yağmur yağarken farınız açık olduğu zaman görüş mesafesi yani %30'lara falan kadar düşüyor. Bakın orada araç dörtlü yapmış. Sağımı kontrol ediyorum. Gelen yok. Yani burada bakın durmak, duraklamak yasak. Burada zaten şeyi var. Yol boyunca diyor park etmek, durmak, duraklama yasak denilmesine rağmen orada sürücüler şey yapmış. Yani bunları yapmış ama siz park yapmayın kesinlikle bu yollarda. Çünkü kazaya sebebiyet verirsiniz. Mesela bakın önümde giden bir araç var. Uzaktan bunun sağdaki farı hiç belli olmaz. Zaten soldaki park lambası da yanmıyor. Bakın o giden Şahin'i gördünüz mü? Şimdi şu Fiesta'nın önünde kaldı. Yani bu gibi araçları trafikte her zaman göreceksiniz. Önemli olan sizin bunu erkenden, önceden fark edebilmeniz lazım. Kesinlikle araçlarınızı kontrol ediyorsunuz. Araçlarınızın aydınlatmasının olması lazım. Şimdi bu yağmurda da diğer farların göstermediğini söylemiştim. Şimdi sizi far uzun yolda ya da şehir içi yolda far aydınlatıp götürmüyorsa bizi yolumuzda ne götürecek sorusu hemen akla geliyor. Yani ben önümü göremiyorsam ben nasıl gideceğim bu yolda? Çok güzel bir soru. Bunun da çok güzel bir cevabı var. Sizi far götürmez yolunuzda, yol çizgileri götürür. Yağmurlu havalarda da yol çizgisini, yani aracınızın farı 10 metre, 20 metrelik bir yol çizgisini aydınlatacağı için yol çizgisini takip ederek gitmeniz lazım. Şimdi tek gidiş, tek gelişli yol olursa sağdaki çizgiyi takip etmeniz lazım. Mesela şu arkam boş. En sağdaki oluyor. Mesela şimdi benim bu tek gidiş ya, burası da tek dönüş diye düşünelim. Şuradaki sağdaki çizgiden hiza almanız lazım. Niye? Buraya yakın gidersiniz. Ama buradan hiza alırsanız karşıdan gelen aracın yolundan hiza almış olursunuz. Yanlış. Şu aracı ben solundan sollamak istiyorum. Çünkü bu aracın ne yapacağı belli olmaz. Ben eski model araçlardan korkuyorum. Tamam. Orta şeride geldik. Ya demek istediğimi anladınız mı? Yol çizgileri sizi götürür. Hani yol çizgisi olmayan yolda ne yapacağız? Ya orada da bakın orada kamyon bayağı bir yavaş gidiyor. Arkasındaki araç da dörtlü yapmış gidiyor. Bu farı yanmayan araçtı. Şimdi sağa sinyal vereyim. Şimdi ben sola geçeyim. Çünkü sağdan araçlar sıkıştırıyor. Bakın o kamyonu sollamak isteyen araçlar aracın önüne kırdı. Yol çizgisi yoksa da farın aydınlığından yani
aydınlattığı yere kadar gitmeniz lazım. Burada da hızınızın yüksek olmaması lazım. Yani 50 km hızı geçmemeniz lazım. Şimdi arkamdaki araç beni sıkıştırıyor. Ben az hızımı yükselteyim. Sağda sinyal mi verdim ki o araca yol vereceğimi anlasın diye. Şimdi ben orta dikiz aynamdan kamyonu gördüm. Sağa yavaşça yanaştım. Şimdi sinyalimi kapattım. Yani mesela insanlar yarışarak gidiyor. Yani bu olmaz. Adamın aracı albeya. Yani benden yarışarak gidiyor ki yolda da açık olsun. Daha önceki videolarımda söyledim. Kesinlikle yarışıyor gibi araç kullanmıyorsunuz. Çünkü bu bir ulaşım aracı. Sizi bir noktadan alır bir noktaya götürür. Şimdi geceleyin mesela uzun yola gittiğinizi düşünün. Otobandasınız. Şimdi aracınızı sağ tarafa bıraktığınız zaman olası, yani durmanız gerekli. Otoyol olabilir, otoban olabilir. Durmanız gerekli. Kaza yapmış olabilirsiniz. Kontağı kapatıp da hani aracınızın farları kapanıyor ya. Arkadan gelen kamyon, otobüs, otomobil, motosiklet sizin aracınızı akşamleyin görmez. Yani simsiyah bir, yani gece gibi olursunuz. Yani kimse sizi görmez aracınızı. O yüzden dörtlünüzü yakıyorsunuz. Akşamleyin aracınız sabit duruyor ise ya da diyelim tehlikeli bir durum oluşturdu ya da aracınız bu arızalandı, yavaş gitmeniz gerekiyor. Dörtlünüzü yakarak gidiyorsunuz. Yani dörtlüyü bu şekilde basıyorsunuz. Yol boyunca gidiyorsunuz. Yani dörtlü sizin hayatınızı kurtarır geceleyin. Ya da önünüzde bir dörtlüyle giden dörtlü yandığını görüyorsanız yani temkinli gitmenizde fayda var. Mesela şimdi bazı yollar, Türkiye'de şu anda yollar tek gidiş, işte yani 3 şeritli otoban gibi, otoyol gibi 2 şerit gidiş, 2 şerit gelişli yollar yapıldı. Mesela bazı yollarda da tek gidiş, tek geliş oluyor. Mesela şimdi orada da geceleyin sürücülerin dalgınlığını önlemek için ya da benim fark edildiğimi konuşabilmem için o kişiye ben selektör yapıyorum. O da bana selektör yaparsa karşımdan gelen kişi, diyorum ki ya bu beni gördü. Bu beni gördü. Ona göre yani o da hazırlıklı geliyor diye düşünüyorum. Ama ben selektör yaptım da o kişi selektör yapmıyorsa, yani selektörle o kişiyi uyarmanız lazım. Ta ki nereye kadar? Selektörünüzü aldığınıza kadar. Yani selam verip selam almak gibi düşünün bunu. Bu tür yollarda da gece yolculuğunda mutlaka selektör yapmanız lazım. Mesela aracı diyelim solluyorsunuz. Soluna geçip de solladığınız zaman yanından geçerken selektör yapmanız lazım ki o sizin soldan geldiğinizi görsün. Yani bir nevi konuşma gibi oluyor. Yani gece yolculuğunun bu yönü çok güzel. Ondan dolayı yani bu gece yolculuğunu seven sürücüler var, sevmeyenler var. Şimdi mesela diyelim ki ben bugün sabah uyandım, gece yolculuğuna çıkacağım. Mesela benim uyanış saatim diyelim sabahleyin 8. Ben 8'de uyandım. İşte akşam 6-7 gibi iş çıkışında bana bir telefon geldi. Dediler ki İstanbul'a gel. Şimdi ben sabah erken uyandım. Eve geldim. Saat akşamın 10 oldu. İstanbul'a gitmem 6-7 saat. Ben bu yola çıkmıyorum. Ya ben çıkmam. Şahsen çıkmam. Niye? Yolda uyuma riskim var. Günün yorgunluğu var. Ondan dolayı uykusuz kesinlikle gece yolculuğuna çıkmayın. Ben bir uzun yola gideceksem ben onun önceden hazırlığını yaparım. Yani uykumu almış olmam lazım. Ya da sabaha karşı çıkıyor olmam lazım ki ben yolda uyumayayım. Bakın ileride giden bir araç var, onun da farı yanmıyor. Yani ilginç. Şimdi arkamızdan tır geliyor, en sağdan geliyor. Ben sola geçeyim ki adam aracını rahatlıkla sığdırsın. Yani benim hızım 90 şu anda. O tır kaçla geliyor, ben hesaplayamadım. Şimdi dediğim gibi kesinlikle gece yolculuğuna uyku saatinize denk geliyorsa yatakta olduğunuz saatte kesinlikle trafikte olmayın. Yani ya uyuklarsınız ya dalgın olursunuz. Ondan dolayı gece yolculuğunda buna da dikkat ediyoruz. Çizgiler bizi götürüyor dedik. Yani selektör yapmayıdan bahsettim.
bilmiyoruz. Ya da mesela diyelim ki ben bugün yattım. Gece akşam 10 oldu, 11 oldu, yattım. Sabah mesela yola çıkmam gerekiyor. İşte 5'te alarmı kurdum sabaha karşı. O şekilde de uykunuzu alıp da çıkabiliyorsanız çıkabilirsiniz. Tırın şu anda biz kör noktasındayız. Ben yavaşladım. Adamın ne yapacağı belli olmaz. Mesela gece yolculuğunda yazın olsun, kışın olsun, kesinlikle kış aylarında mesela kaloriferi açıyorsunuz ya, içeri ısınsın diye, bu sizin uykunuzu getirir. Bir daha zaten akşam gece havada karanlık, göz mereceğiniz büyümüş, uykuya ya an meselesi, yakalanmanız an meselesi. O yüzden gece araç kullanırken yani molalarınızı sıklaştırın. Bir mola verdiğiniz zaman aracın da içinde oturmayın. Yani bir kan dolaşımı yapın, bir işte lavaboya girin, elinizi yüzünüzü yıkayın, işte bir gezin, bir dolaşın, şöyle bir uykunuz açılsın. Yani bir 15-20 dakika gece yolculuğunda, işte bir saatte bir, iki saatte bir mola vermenizi öneririm. Ondan sonra kaloriferiniz kışın açık da gidiyorsanız bu sizin uykunuzu getirecek. Bunu da önlemenin yolu, camınızı açıp içeriye soğuk havanın ve temiz oksijenli havanın gelmesini sağlamanız lazım. Soğuk hava ve temiz oksijenli hava sizin uykunuzu getirmez. Şimdi bakın, karşıda duran araçlar var. Mesela bakın, ben farımı kapattım. Şu anda onlar hiç çok belli olmuyor. Yani hızımın 90-100 olduğunu düşünün. Onlar belli olmaz. Mesela farımı açtım, aydınlattım. Mesela uzunu yaktım, biraz daha fazla aydınlattı. Kısayı alalım. Ya gece yolculuğunda bunlara dikkat ediyorsunuz. Videoyla ilgili sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Diğer videolarımı kanalımda direksiyon dersi diye bir oynatma listesi var. Oradan izleyebilirsiniz. Mesela burası bir köy yolu. Karaköy diye bir yol var. Oraya gidiyor. Yani burada bakın, benim hızım şu anda 30-35. 30-35 ile gidiyorum. Mesela uzunu yaktım. Şimdi dediğim gibi far ayarını bilen bilmeyen kişi varsa ben sinyalimi yakayım. Mesela şu anda bakın, şu anda şey, 4'lü aydınlatıyor. Şimdi açtım ben farımı. Far sağ taraftaki gibi olması lazım. Bunun biraz far ayarı yok. Uzun yaktığınız zaman da yolu komplece aydınlatıyor. Yani farınızın ayarı var mı yok mu buradan anlayabilirsiniz. Burası, gerçi aydınlatma var yukarıda. Aydınlatma olmadığı zaman gidemiyorsunuz. Bir de şeyi de yok, yol çizgisi de yok. Bunu demek istedim. Yani hızınız bu yollarda hızlı olmaması lazım. Ya yani çukur oluşabilir. Burada bir işte poşet düşmüş olabilir. Hayvan olabilir. Ondan dolayı temkinli gidiyorsunuz. Hızım şu anda 40 mesela. 50'yi geçmiyorsunuz. Zaten ben videonun başında da söylemiştim. 50'yi geçmiyorsunuz demiştim. Bir şeyler içebilirsiniz, şekerli kola falan içebilirsiniz uykunuzun gelmemesi için, kafeinli kahve falan içersiniz akşam araç kullanacağınız zaman, ama ben önermem. Yani geceye gitme, ha ben gece araç sürmüyorum, muyum sürüyorum ama önermem. Yani şu anda akşamın olması bile, şu anda akşam saat 7-8 sıraları, yeni karardı hava, şu anda bir gece sayılır aslında. Ya uyku saatinde yolda değil yatakta olmanızı söylüyorum. Bakın orada araç 4'lü yaktı, nasıl fark edildi gördünüz mü? Şimdi 4'lüsü yanmıyor, hiç fark edilmiyor o araç. Yani hızlı gittiğim yolda olduğum zaman ben bu aracı fark etmem. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bakın burada da inek çıkabilir diye tabela koymuşlar. Köy içerisinde olduğumuz için. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese kazasız, belasız ve emniyet kemerli sürüşler diliyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere.